Hepinize merhaba. Kasım bitti. Kasım sonu itibariyle Türkçe'de hangi konular bitmeliydi? Aralık itibariyle hangi konular bitmeli? Evet arkadaşlar, çok soruyorsunuz. Kasım ayı bitti. Hangi konular bitmiş olmalıydı? Bütün konularım bitmiş olmalı mı hocam şu anda diye. Şimdi arkadaşlar, öncelikle fiilimsi, öge, yazım, noktalama, sözcükte anlam, cümlede anlam, metin türleri ve alttan hep devam eden paragraf, deyim ve atasözü konularını biz tamamladık. Fakat tekrar söylüyorum, alttan hep devam eden paragraf, deyim ve atasözü diyorum farkındaysanız. Bu ne demek? Biz birinci kitap Okyanus Master kitabıyla başladık ve o kitabı bu hafta itibariyle bütün dershanede bitirdik. Sizler de bir paragraf kitabını, konunuz ne olursa olsun, sürekli elinizin altında tutup çözüyor olmalısınız. Deyim ve atasözü için de bu geçerli. Bitince kitabınız, yeni bir kitap ekleyeceğiz oraya. Maalesef sözcükte anlam, paragraf, deyim ve atasözü bu hafta işledik bitti konuları değil. Devamı her zaman gelmek durumunda olan konular. Bu yüzden aslında deyim, atasözü, sözcükte anlam ve paragraf alttan hep devam ederken siz üstte fiilimsi, öge, yazım, noktalama bitirdiyseniz eğer, cümlede anlamı bitirdiyseniz eğer asla geride değilsiniz. Aralık ve Ocak itibariyle de çatı, cümle türleri konularını tamamlayıp söz sanatlarını birazcık daha böyle palazlandırıp afilli afilli şiirlerin üzerinden söz sanatları da çözdükten sonra Şubat tatili itibariyle birinci dönem Türkçe konuları ve ikinci dönem Türkçe konuları bitmiş olacak. Bu ne demek? Sadece anlatım bozukluğumuz kalacak belki de ikinci dönemin başlangıcına. İkinci dönemin başlangıcında sadece anlatım bozukluğu konusunu, yani Şubat'ın ilk haftası itibariyle anlatım bozukluğu konusunu da bitirip bütün yılı tamamlamış olacağız. Peki sonra mı? Bol bol deneme. Deneme bu işin en önemli kısmı. Sarmal denemeler ve branş denemeleri başlayacak. Artık Türkçe'de deneme safhasıdır ikinci dönem. Soru çöz, yanlış bak. Soru çöz, yanlış bak. Başka işimiz kalmayacak. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hem öğretmen arkadaşlarım soruyor, hem de öğrencilerim, velilerim soruyor bu konuyu. Biz dershanede böyle yapıyoruz. Umarım siz de bizimle birlikte bu şekilde devam edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı takip ediyorum. Siz de takipte kalın. Merak ettiğiniz her ne varsa sorabilirsiniz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.